Her hafta Bursa'nın, şehrin yetiştirdiği ya da ağırladığı ve yaşamsal alanı haline getirdiği, ama yaşamsal alanını da sadece kendi işleri için değil, şehirleri için de kullanan kadınları ağırladığımız şehrin kadınlarında Ece Arar konuğumuz. Halkla ilişkiler ve PR uzmanı Ece Arar konuğumuz. Biz onunla keyifle sohbete devam ediyoruz. Şimdi yeni açanlar için bu uyarıların hepsi ve çocuklara bot hashtag'iyle takip edeceğiniz hesapları anlatmıştık. Bu çocuklara bot diye başladı fakat zannedersem Ece başka başka alanlara da gitti sonrasında. Kesinlikle öyle oldu. Çünkü bot haricinde öğretmenler bize yazmaya devam etti. Hocam, bize de hocam diyorlar tabii. Ay. Hocam, bizim de kütüphaneye ihtiyacımız var. Hocam, çocukların kırtasiye ihtiyacı var, mont ihtiyacı var vesaire. Biz aslında hepsine ulaşmaya çalıştık, yetmeye çalıştık. Şu tip şeyler yaptık. Örneğin mont ihtiyacı olan bir 30 tane çocuk varsa biraz da hemen yakınımızdaki insanlara ulaştık. Dedik ki bakın 30 tane çocuğun monta ihtiyacı var. Bu tip durumlarda başka bir şey istendiğinde yakınımızdan da çok yardım aldık ve o ihtiyaçları da karşıladık. İki tane de okulun kütüphanesini gerçekleştirip içlerini kitaplarla doldurmayı başardık. Hep gönüller sayesinde çok teşekkür ediyoruz hepsine. Bundan sonra da devam edeceğiz bu tip oluşumlara. Yani aslında çocuklara bot hashtag'iyle gelip size ya bende mont da var ya ben buna da destek olabilirim deme şansları var yani. Var şöyle bazen ayakkabıcılar da bizimle irtibata Ay o geçiyor. en güzeli En oluyordur. tatlısı onlar oluyor. Çünkü diyorlar ki biz işte sezondan kaldırdığımızda elimizde 500 bin şöyle miktarda bot ayakkabı olabiliyor. Böyle Bursa'dan örneğin bir ayakkabıcı artık dostumuz var. Her sene neredeyse herhalde 1000'den fazla botu kendisi göndermiştir. Bizim için de çok kıymetli bir destek oluyor. Yani o zaman şöyle bir incelikli duyurusunu yapmak da ayrıca bir zevk olur. Gerçekten bir çocuğa destek olabilmek ve yardım edebilmek çok zor bir şey değil. Değil. Bir veya bin fark Hiç fark etmiyor. etmez. Cebinizden ve gönlünüzden çok önemli bir şey. Hayat çok kolay değil herkes için. Ama böyle bir destek olabilmenin rakamı da yok. Yok, kesinlikle yok. O yüzden ama bazıları belki kitapla ulaşır size. Tabii. Bazıları montla ulaşır size. Ya bunun daha da büyüme şansı var Ece. Var, muhakkak. Yani o yüzden lütfen ben bir kez daha altını çiziyorum. Çocuklara bot hashtagini Yeni takip yıl da edin. yaklaşıyor. Yeni yılda da bence çocukları sevindirmek güzel de bir Ay ne şey diyorsun doğru. olabilir. Bu hediye de benden olsun diyebilirsiniz. Bu hediye Kesinlikle. de hiç tanımadığım bir çocuğa benden olsun diyebilirsiniz. Bu da çok önemli bir nokta haline gelir insan Evet. hayatı içerisinde. Ben özellikle bunu kesinlikle vurguluyorum. Çünkü bu hesabı takip ederek gördüğüm fotoğraflar inanılmaz mutlu ediyor. Hiçbirinde yüz yok. Sadece o küçük ayakları görüyorsunuz. Ve o küçük ayakların terlikten, ayaktan anlıyorsun sevinci ya. Vallahi gülümsemeyi ayakta görüyorsun Tabii tabii. yani. Çok ilginç bir şey o. Tabii. O yüzden çok gurur verici bir proje. O yüzden çok kıskanıyorum da aynı zamanda. Vallahi Ne kıskanacak bir şey yok. Beraber yapıyoruz, ben yürütüyoruz. fesat insanım. Bak bu böyle projeleri çok kıskanıyorum. Çok gıpta ediyorum ve çok da gurur duyuyorum. Çevremde olduğunuz, değdiğiniz ve değmemize de izin verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Ama zor bir şey bu dönemde insanların bazı duyguları hafifçe olduğu yerde bırakıp uzaklaştığını düşünüyorum çünkü ben. Evet. Ece'nin genel Doğru. klasman sohbeti. Evet, doğru, Evet, hayır, doğru. olmaz. Şimdi, yıllardır çalışıyorsun. Çok uzun yıllardır Çok. çalışıyorsun. Ve çok ilginç ve farklı alanlarda çalışan bir kadınsın. Her alanda da, bunu da takdirle söylüyorum, yaptığın her işte de başarılı oldun. Ben burada Ece'yi ağırladığımı şu anda net olarak fark etmiş vaziyetteyim. Çünkü Ece konuşmuyor. Anlat bakayım. Öyle. Yok yok konuşuyorum dinliyorum ne diyeceksin diye merakla bekliyorum açıkçası. Yaptığın işler aynı zamanda ilham verici işler Ece. Ve birçok bu programın yola çıkış amaçlarından biri de bu. İlham vermek. Evet. Yani hayatınızı yaşınız kaç olursa olsun değiştirme şansına Kesinlikle. sahipsiniz. Planlarınızı, hayallerinizi gerçekleştirme şansınıza sahipsiniz diyebilmek.
Bence öyle, çünkü hepimizin içinde bir güç var aslında. Yaş fark etmiyor. İçinizdeki gücün, yapmak istediğiniz şeyin farkına varırsanız ve onun peşinden gitmek için çabalarsanız niye olmasın? Şöyle bir durum var. Bazen bir algı da hata olabiliyor. Her başarılı insan ağzında gümüş kaşıkla doğmuş değil. Tabii ki. Yani şartlar, ortamlar, çevreler çok daha ağır, çok daha zorlu, çok daha problemli olabilir ama bunları değiştirmek aslında biraz da kişinin elinde. Özellikle kadının elinde. Bizim en çok değindiğimiz nokta bu. Bir tane parantez açayım. Dün bir direct message aldım Instagram'dan. Hafta sonu düzenlediğimiz bir eğitim vardı. Beyefendi o eğitimi görmüş. Eğitimci hem arkadaşım hem müşterilerimden biriydi. Direct message'den şöyle yazmış. Eğitimi düzenleyen kadın, eğitici kadın, katılımcıların hepsi kadın, gelecek bence kadınların yazmış. Gerçekten dedim. Ben mesela o ana kadar düşünmemiştim hepimizin kadın olduğunu. Evet ben kadınım ve bu eğitimi düzenliyorum. Aa evet eğitici kadın falan diye. Katılımcıların kadın olduğunu farkındaydım ama hepimizin bütün işi yapan, baştan sona gerçekleştiren herkesin kadın olduğunu mesela o mesajla ben de fark ettim. Hakikaten aslında kadınlar daha çok çaba sarf ediyor. Öğrenmek için de, bir şey kendini yenilemek için de, kendine bir şey katmak için de bence de gelecek kadınların diye düşünüyorum. İnsan mertebesine eriştiğimiz nokta olacak. Kadın veya erkek diye ayrım yapmadan kesinlikle konuşmaya başladığımız nokta. Tabii ki. Ama şu anda galiba toplum içinde daha fazla yer edinmek ve kendimizi daha net anlatabilmek için biraz daha yol almak gerekiyor. Kesinlikle biraz daha yolumuz var. Geçtiğimiz haftalarda Dilek Cesur'u ağırladım programda. Global Compact üzerine bir çalışma yapıyorlar uluslararası platformda. Muhakkak onunla ilgili seni de bilgilendireceğim. Hı hı. Kadının istihdamdaki yerini daha güçlendirmek ve daha fazla çalışma hayatında üretimde yer almasını sağlamak için çok önemli. Evet, yapılan çalışmalar bunlar. Senin de birçok alanda bunu kullanabileceğini düşünüyorum. O nedenle hani bu program böyle bir şey. Peki ağlar kurabiliriz. Aynen hep öyle. Hep beraber. Çok başka bir network'e gidebilecek ağ kurmak amaç ve bu amaca da kesinlikle sonuna kadar katılacak insanlardan biri olduğunu biliyorum. Biraz genç kızlarımıza, hayatlarına yol çizmek isteyen gençlerimize neler önerirsin Ece? Vallahi aslında gerçekten şöyle düşünüyorum. Oturup da işte iş yok, ben oturuyorum bulamıyorum falan. Gerçekten bu çok yanlış bir tavır. Çünkü aslında kendi işinizi bile kendiniz yaratabilirsiniz. Ben buna çok inanıyorum. Birincisi zaten çok okumaları gerekiyor. Çok okumadan hiçbir şey olmuyor. Bu bir klişe değil. İlgilendiğiniz alan neyse gidin bir tane kitapçıya, binlerce kitap var. Yani kendinizi yetiştirmeniz okulla mümkün olmayabilir. Türkiye'de bazen okul şartları çok akademik bir tarzda olduğu için mümkün olmayabiliyor. Özellikle kendinizi bulmak istediğiniz alanda bir eğitim almadan mezun olabiliyorsunuz ama kendiniz gördüğünüz, mutlu olacağınızı hissettiğiniz alan neyse bununla ilgili binlerce kitap var. Google denen bir şey var. Ay evet yani hani artık onu böyle kullanacağına aç, araştır, oku, notlar al, yaz. İnanın bir süre sonra okudukça, yazdıkça, öğrendikçe bir konuda uzmanlaşmaya başlayacaklardır diye düşünüyorum. Yani böyle oturduğunuz yerde iş yok demekle hiçbir şey olmuyor. Ben görüyorum mesela halk ilişkiler mezunu. Diyorum ki kendini anlatan bir mail atar mısın? Hiçbir şey öğrenilmemiş okulda. Daha basın bülteni yazmayı bilmiyor. Bilmiyorsan da öğren. Yani açarsın Google'ı veya gidersin kitap alırsın. Kendini yetiştirirsin. Bunları bilmiyorsan bir yerde zaten çalışamazsın. Ben mesela yanıma nasıl alabilirim? Yani basın bülteni bile yazamayan birini. Halk ilişkiler mezunu olması yeterli değil. Hiçbir şey mezun olmayabilir ama kendisini yetiştirmiş olur. Basın bülteni de yazıyor olabilir. Organizasyonda yapıyor olabilir. Hızlı olabilir. Atak olabilir. Şimdi gençler birazcık da yavaş Neslihan. Ama çok sabırsızlar diğer taraftan. Hem sabırsızlar hem de çok yavaşlar. Yani hızlı bir hareket etme olayları, hemen olayı kavrayıp harekete geçme duyguları yok. Ben birazcık böyle olmaya çalışmalarını öneririm. Artı
Her gün açsınlar birer YouTube'da ilham videosu izlesinler. TEDx konuşmalarını izleyebilirler. Herhangi bir konu olabilir, motivasyon da olabilir, bambaşka bir şey de olabilir. O 5 dakikalık, 10 dakikalık video o günün inanılmaz motivasyon kaynağı olup günü iyi geçirmelerini sağlayacağını ben garanti ediyorum. Artı bir sürü etkinlik var. Ücretsiz de bir sürü etkinlik var artık şehirlerde. Ücretli de var, ücretsiz de var. Her türlü eğitime katılabilirler. Belediyelerin düzenlediği bir takım kurslar var. Dijital pazarlama kursları var veya işte el işlerine yönelik şeyler var. Yapılabilecek aslında binlerce şey var. Yeter ki içlerinde böyle bir istek olsun. Ve mesela birilerine ulaşmakta ay o beni dinlemez, onun yanında ben ne yaparım falan demesinler. Atak olsunlar, cesur olsunlar. Birilerinden bir şey öğrenebileceklerini düşünüyorlarsa bir mentor gibi, akıl hocası gibi gitsinler, kapılarında çalsınlar. Hiç sorun değil. Bence herkes, ki ben mesela, birilerine bir şey öğretmenin Allah'ım ne yapacağım şimdi, saatlerimi böyle mi geçireceğim? Tamam. Öğretmeye mesela ben varım. Bir sürü böyle insan var, bir sürü böyle dernek var kız çocuklarına, özellikle genç kızlarla mentorluk programları düzenleyen. Bence çok yol var. Yani yapılabilecek çok şey var. Önemli olan gerçekten bunu istemek. İstemek. Hem konuk olduğun için hem keyifli yolculuğunu bizle paylaştığın için hem de güzel işlerin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nasıl geçti bu kadar dakika? Ben anlamadım. Sen durarak. Çok keyifliydi. Ben durdum. Ama çok güzel geçti. Çünkü güzel şeyler yaptınız. Ben burada bir kez daha söylemek istiyorum. Çocuklara bot hashtagini lütfen bir göz atın. Ben mecbur değil kimse hiçbir şey yapmaya. Yok, aynen. Ama bir göz atın. Çünkü benim ilk defa gördüğüm gülen ayak pozları onlar. Bir ayaktan bir yüzün güldüğünü anlatan pozlar onlar. O yüzden önemli. Keyifli öykünle biz olduğun için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok zevkli, çok eğlenceli bir programdı. Sağ ol. 100 binlere ulaştığında botlar tekrar burada olman. Tekrar görüşelim. Evet, tekrar olan kesinlikle. Dileğiyle. Efendim biz yine çok keyifli ve çok mutluluk veren bir öyküyü paylaşmaya çalıştık. Umarım hepinizin kendinize ait mutluluk veren güzel öyküleri olsun. Ve inşallah burada beraber o öyküleri paylaşalım. İnşallah bu şehrin daha ileriye gidişinde, daha gönülle yürüyüşünde el ele ve kadın kadına birlikte olalım. Bir sonraki programda görüşene kadar şimdilik iyi kalın, hoşça kalın efendim.